Evet, az sonra herkesin ve tüm hepimizin beklediği gibi, ekran başındakilerin beklediği gibi de bu olaya hemen geçiyoruz. Gülşah Saraçoğlu çok minicik bir süre sonra stüdyomuzda olacak. Şimdi bir gidelim VTR'ye. Ondan sonra bakalım hepimizin sevdiği Gülşah Saraçoğlu bize neler anlatacak. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan motosiklette bulunan iki kişi bir anda aracı ateş etmeye başladı ve beş el ateş ettikten sonra kaçtı. Bacağından vurulan Yelliler ünlü şarkıcıyı azmettiricilikle suçladı. Berdan Bey'den şüphelendiğiniz için mi buradasınız? Mardini eski eşinin iddialarını reddetti. Yellilerin çarpık ilişkilerini işaret etti. Karşılıklı açıklamalardan sonra yasak aşk bombaları bir bir patladı. Yani o aldattığı adamın görüştüğü insanlardan duydum. İddialara göre Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz arasında bir aşk yaşanmış. İki çocuğu olan Mardini ve Yellilerin yuvası ihanet yüzünden yıkılmıştı. Peki bunun etkisiyle bir de Gökhan Bey'le adınız aşk iddialarından çıktı. Bu olay acaba kıskançlık yüzünden mi oldu? Gerek Fatoş Yelliler gerekse Gökhan Göz iddiaları reddetse de Beyaz Magazin'den kaçamadı. Plaka detayıyla yakalanan Yellilerin saldırıdan sonra emniyete Gökhan Göz'ün aracıyla geldiği belgelendi. Plaka olayından sonra ihbar hattımıza onlarca bilgi ve belge yağdı. Fatoş Yellilerin Gökhan Göz'le Gamze Özdemir ve Sarah Yelliler ismiyle açtığı fake hesaplar aracılığıyla görüştüğü ortaya çıktı. Beyaz Magazin'in yasak aşk belgelerinden sonra bile gerek Fatoş Yelliler gerekse Gökhan Göz ilişki iddialarını yalanlamaya devam etti. Gözlerin çevrildiği Gökhan Göz'ün sevgilisi Gülşah Saraçoğlu bile paylaşımlarıyla sevgilisine destek çıktı. Ta ki tatil fotoğraflarının ortaya çıkmasına kadar. Sevgilisi Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler'in Sapanca'da yaptığı tatil fotoğraflarını yayınlamamızın ardından Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gökhan Göz'le olan ilişkisini noktaladığını duyurdu. Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebepse adı geçen kadının böyle mezhepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey'le bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşemedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden. Ne kadar acı. Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım. Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur. Ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır. Sevgiler. Gülşah Saraçoğlu'nun evli bir kadınla yasak aşk yaşayan sevgilisi Gökhan Göz'ü neredeyse aklayıp tüm suçu Fatoş Yellilerin üzerine attığı açıklamasından sonra Gökhan Göz'le konuştu. Günlerdir yalanladığı ilişkiyi kabul etti. Fatoş Yellilerin kullandığı aracı kendisine tahsis ettiğini itiraf etti ve açıklamasını Gülşah Saraçoğlu'ndan ayrıldığını söyleyerek bitirdi. Sözlerime nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Sevgili dostlarım ve takipçilerim, daha önce de bahsettiğim gibi Sarah Yellileri bir organizasyonda tanıdığımı ve sonra da öğrendiğim gerçekler doğrultusunda hali hazırda evli olduğunu öğrendiğim vakit görüşmediğimi bildirmiştim. Her ne kadar arkadaş ortamı olsa da bu süreçte Gülşah Hanım'la tekrar kaldığımız yerden devam etme, bir daha şans verme kararını aldıktan sonra kendisine durumu izah edip bilmesini istedim. Sevgi ve saygı çerçevesinde ilişkimiz giderken yine bir davette bile tanışmış olsam da her kadının ve her annenin hayatımda değerinin ve kıymetinin çok olmasından Sara, yani Fatoş Hanım'a hem aracımı hem de yardımcılarımı tahsis ettim. Lakin bu süreçte beraber olduğum kadın Gülşah Saraçoğlu, bu detaylar sadece iki kişi arasında kalması gerekirken bu kadar ucuz bir şekilde magazin programlarına meze olması hem şahsımı hem de ailemi derinden yaralamıştır. Arkamdan iş çevirmesi, magazin programlarına yalan yanlış anlatılması, zamanı gelince gerçeklerin çıkmasına engel değildir. Arkamdan iş çevirmek üzere yapmış olduğu görüşmeler neticesinde saygı, sevgi ve sessizlik kaydıyla en çok ailem kadar sevdiğim Gülşah Saraçoğlu'ndan ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Eve düşen Yıldırım ben. Aynen vallahi. Nasılsınız? Ay gözüm. Evet, nasılsınız? Sağ olun. Kim kimden ayrıldı? Gökhan Bey mi sizden ayrıldı? Siz mi onu terk ettiniz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu konuların içinde olmak ve bunlara çekilmek son derece bir kere onur kırıcı bir şey. Yani bu en başta konu benim konum değil. Evet, doğru. Ben ilişkim esnasında hiçbir zaman özellikle son birlikteliğimde gerçekten saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Yani Gökhan da benim üstümde başımda son derece yaşayan ve ben de ona aynı şekilde emek veren ve de bunu güzel bir şekilde neticelendirmek isteyen bir çift olduk ve çok sıkıntılar yaşadık çok zaman içerisinde. Fakat ayrı yapamadık, tekrar bir araya geldik. Daha güzel bir şey olsun istedik. Ancak tabii bu konular çıktığında değil bu hanımefendi. Ben Gökhan'ın hayatında olan daha önce görüştüğü hiçbir kadın beni ilgilendirmiyor. Çünkü Çok kadın oldu mu pardon burada? Ben bilmiyorum oldu olmadı. Yani daha önceki ilişkileri hiç bilmiyorum. Dur konuşmak da bana yakışmaz. O da zaten hiçbir kadın hakkında konuşmayı seven bir adam. Öyle söylediniz değildir. De. Hayır daha önceki yani benden önceki ilişkisi ya da ben neyse yani bunları konuşmak da zaten hem bana yakışmaz hem de ben bu konularla ilgili yüz göz olmayı da seven bir kadın değilim. Ve farkındaysanız ben bunu sizin programınızda duydum. Evet. Yani ilk ve seni aradım. Evet. Dedim ki Sinem ne oluyor? Ne oluyor dedim. Ve sana o gün telefonda dedim ki ilk gün pazartesiydi. Sinemciğim Gökhan hiçbir şekilde evli bir kadınla asla. Çünkü her şeyden önce bakın ayrılmış olabiliriz. Evet dün ayrıldık. Ama kim ayrıldı onu söylemediniz aynen. Ha şöyle tabii ki bu olaylardan dolayı şimdi oraya geleceğim zaten. Çünkü en başından beri sizin ilk günden beri yaptığınız bu programı günlerdir işliyorsunuz. Bütün istihbaratınızın benden olduğu şüphesi var. Ben zan altında kalarak aslında bugün buradayım. Ben ilişkim ya da bu olayları çünkü bu olaylar beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim burada yaptığımız bütün haberleri. Sanki WhatsApp ihbar attınız benim ya. Olacak gibi değil yani. Gülşah Saraçoğlu'nun bize ulaştırdığını düşünüyor Gökhan Göz. Ben sizle hiç konuşmadım. Gökhan Göz beni satın aldığını falan düşünüyor Gülşah Saraçoğlu. Yok estağfurullah ama benim sorum havada kaldı. 10 dakika evvel sordum. Ha bunlar olduktan sonra biz tartışma evet biz tartışmaya başladık ve tartışmaya başlarken dedik ki hani bu bana bir sürü mesaj olmadı etmiyor olmayacak yani bu iş belli. Bir baktım resimler ben de SMA'lı bir çünkü ben ayrılmak istedim aslında. Ama şimdi ayrılırsın ama iki kişi arasında bu konuşulur. Evet. Ya SMA'lı bir yavrumuz için bir canlı yayın yapıyorum ve canlı yayını kapattıktan sonra bir bakıyorum Gökhan böyle bir açıklama yapmış. Bakın olmuşla ölmüşe çare yok. Olabilir. Şimdi, Gökhan Bey ben bıraktım diyor. Ben ayrıldım diyor. Ben tamam ayrıldım. Aynen ben doğru evet doğru diyor. Ayrılsın. Tamam sıkıntı yok. Ben de çünkü aynı anda bakın onun o saatte o açıklamayı yapması bu ya da. Bu da diyor bak Gülşah Saraçoğlu'na ayrıldığımı bildirmek tamam. Size deklare etti. Ben senden ayrıldım aynen, dedi. Aynen öyle yaptı. Evet. Problem yok. Şaşırmadınız zaten, mı? Yok şaşırmadım çünkü ayrılığın sinyali vardı. Zaten ben istiyordum çünkü ben bu şekilde yürüyemezdim, yürütemezdim. Önemli değil. Önce açıklamasını o yapsın. Ama şurada şunu söylemek isterim ki. Evet. Benim çok güzel giden bir ilişkim vardı. Ve asla ve katta şu anda bu dün bitti diye ben bugün bu adamı kötüleyecek falan filan değilim. Ben her zaman çok dobra ve dürüst bir kadınım. Eğer ki bir sıkıntım da varsa gider kendi mavi tıklı hesabımdan girip sayıp sövdüğüm de oldu. Ve evet, bu çok yanlış yerlere çekildi. Aileye çekildi. Halbuki ben problemim adamla değil mi? Neticede Gökhan iyi bir aile babasıdır. Gökhan iyi bir adamdır. Ve adamdır da. Ama maalesef ki yanlışlıklar var. Hiçbir dinde, hiçbir dilde, hiçbir ırkta kabul edilemeyecek bir mezhepsiz bir olayın içinde benim fotoğrafım yayınlanıyor. Ben bunu kabul edemiyorum. Ve bu işlerden dolayı evet bir evlilik kararı almıştık. Bu işlerden dolayı da olmadı. Evlenecek miydiniz Gökhan Göz'le? Evet, evet açıklamamda da yazdım zaten. Geçen çarşamba. Niye hanımefendinin fotoğrafı yayınlandı? Gülşah Saraçoğlu'nun cemiyette bir duruşu var. Onu herkes tanıyor. Ünlülerin modacısı, Türkiye'nin en önde gelen modacısı. Kendisi medya dünyasının içinde yer aldığı program çok seyrediliyor. Bunları herkes biliyor, kabul ediyor. Ama neden böyle bir olayın içinde bir kadına bir suikast düzenleniyor? Ve bu olayda ismi geçen kişilerden birisinin sevgilisi Gülşah Saraçoğlu.
Tabii ki biz burada seninle konuşurken Gökhan Bey'i, Gülşah Hanım'ın da ismini ister istemez geçiriyoruz. Tabii. Tabii ki. Ve o hanımefendi o kurşunları yedikten sonra polise ifade vermeye gidiyor. Altındaki arabanın Gökhan Göz'e ait olduğunu, Gülşah Hanım'ın sevgilisine ait olduğunu bizim istihbarat arkadaşlarımız ortaya çıkarıyor. Evet. Yani bizim böyle, ekibimiz ortaya bizim çıkarıyor. Bizim ekibimiz ortaya çünkü çıkarıyor. Çünkü zaten biz plakayı çekiyoruz. Ondan sonra da Gökhan Bey'in zaten sosyal medyasında da bu araba var. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Gökhan Bey ile Gülşah'ın arası, beraber olmasını isteyenlerin hepsi benim hala DM kutumda duruyor. Açıp göstereyim. Arabanın içinde beraber tatile gitmişsiniz bu arabayla. Aynı araba. Aynı arabayla. Gülşah Hanım'la tatile gittiler aynı arabada. Araba niye diyor. O arabayı yolluyor? Onu hiç düşündünüz mü? Sordunuz mu kendisine? Ben böyle filosu bir konuda... var. Binlerce arabası var. Öyle diyor. Evet ama demek ki o öyle uygun gördü. Bakın ben bu konunun hiçbir tarafında değilim. Sadece bu arabayı yollaması bana döndü, dedi ki hani bu kadın vuruldu, ben de hani insanlık namına bu arabayı yollayacağım. Ben bir şey diyemem. Çünkü beni ilgilendiren bir konu değil. Siz bir şey yaşadınız mı, tanıştınız mı, görüştünüz mü, konuştunuz mu? Ben bunları ilgilenmiyorum. Zaten neticede bu kadar Gökhan'ın adının ön plana çıkması Gülşah Saraçoğlu'ndan dolayı. Tabii. Çünkü sizde izliyorum iddialara göre futbolcuydu, bilmem neydi, turizmciydi, galericiydi, başka biriydi. Şimdi bu insanlar no name insanlar olabilir. Çıkmamış da olabilir. Şimdi burada maalesef konu beni de hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben hayatımda, ömrümde yani ben bunu gidip bir filmde izlesem, yani bu bir konu olsa senarist kafayı yemiş derim. Ama yani, sizi ilgilendirmiyor ama. İlgilendirmiyor ama benim adım çıktığı için. Evet benim adım. Aynen öyle ama benim adım çıktığı için de. Evet maalesef Gökhan Bey'in ki öyle. Bu konu, şimdi şöyle dedi Gökhan Bey. Biz seninle burada... Böyle mesleksizlik bu yok yani. Ucuzluğun da... Bir çok özür dilerim. Estağfurullah. Ne var biliyor musunuz? Bazı insanlara, ağır damarı çatlamış olan insanlara tıpta bile çare yok. Kimin için diyorsunuz bunu? İşte bu mesleksiz yaşanan ilişkiler yani. Anlatabiliyor muyum? Bu çok çirkin. Ve bakın ben konuşurum. Ben açık açık konuşurum. Ben konu benim konumsa eğer bugün programın yayın saati bile yetmez. Tabii. Ama konu benim konum değil. Lütfen konuşun. Sadece şu kadarını Lütfen söyleyeyim. Konuşun. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Hayatımda ve ömrümde benim dolabımda cesedim yok. Ben çok şeffaf bir kadınım. Ben ne yaşadıysam da ortada yaşadım, sevdiysem sevdim. Gökhan da şu an tabii kilitlendi ve izliyor biliyorum. O da biliyorum ki şu anda bunu izlerken benim ne kadar düzgün ve ne kadar dürüst bir kadın olduğumu herkesten çok o iyi bilir ve bunu da her zaman söyler. Öncelikle ben burada en başta kendimi ve ben bir anneyim. Bir anne olarak ve anne kalbimle konuşuyorum. Onun da iki evladı var. Şahane iki evladı var ve şahane bir ailesi var. Hiçbir şekilde çoluğun çocuğun karıştırılmasını asla istemem. Benim de aslanlar gibi bir aslanım Mutlaka. Var. Onun Allah da bahçesi. İki evladı var. Zaten biz hiç çocuklara hiçbir zaman bir şey söylemiyoruz. Evet. Gökhan Bey kendi zaten... paylaşımlarında çocuklarını... Hayır geçen gün şöyle bir şey söyledim. Saygı duyuyoruz. Hayır bir dakika ben buradan Gökhan Bey'e sesleniyorum. Biz kimsenin çocuğuna bir şey katmıyoruz. Geçen gün şöyle bir şey söyledim. Ortalık karıştı dedim. Ama Gökhan Bey dedim hafta sonu çocuklarıyla ve eşiyle dedim evinin bahçesinde zannedersem havuza giriyordu dedim. Yani adam zaten bir taraftan ailesiyle beraber dedim. Vay efendim biz Karadenizliymişiz. Biz de Karadenizliyiz. Bizim söylediğimiz ne? Sizin yazdığınız ne? Şöyle Siz diyor, madem Sinem bu Yıldız'a kadar şöyle diyor. Kadınları koruyorsunuz. Madem kadınlar sizin için bu kadar kutsal. Ben de bir kadınım. Neden sadece beni etiketlediniz bu programda? Sadece Gülşah Saraçoğlu'nu Türkiye'de, Türk televizyonlarında, bütün televizyonlarda sadece Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyan ben miyim? Hayır. O zaman siz de bana bir psikolojik şiddet uyguluyorsunuz şimdi. Şimdi kusura bakma Gülşah. Bir dakika. Şimdi o önemli bir yere değindi. Boşandığı eşi, çocuklarımın annesi Aslı Hanım için Sinem Yıldız'a hafta sonu evet çocuklarım ve eski eşim Aslı ile havuz keyfindeydim. Bizde ayrılık mezarda olur diyor Gökhan Bey. Biz Karadeniz'iyiz diyor. Siz hafta sonu Aslı Hanım'la havuz keyfi yaptığını biliyor muydunuz? Tabii Gökhan ki biliyorum. Bey? Onlar Öyle bir kere size? Hayır onlar bir kere her şeyden ayrılık önce diyor, mezarda olur ya diyor. Onlar bir kere her şeyden önce gönül bağı olan çok iyi dost kalabilen
Çok kıymetli bir şey yaşıyorlar, anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar hiç, ben bu konuları hani tabii, özellikle ailesiyle alakalı hiçbir şey ama, konuşmak tabii, bana yok, düşmez. Ama şöyle bir şey oldu. O konuşuyor, şimdi bu olay ve bu ayrılık nereden geldi? Şimdi hafta sonu menajerime, biliyorsunuz hani bu basında bir havuz var ya, bir takım fotoğraflar düşüyor. Bu fotoğraflar düşüyor. Ve menajerime geliyor. Ve benim haberim yok. Gece de menajerim, sevgili dostum canım Berna Müjde, Bernacığım yolluyor Gökhan'a. Gökhan'cığım diyor, böyle böyle bir şey var diye. Ben de bilmiyorum, haberim yok. Çünkü Berna bana yollamıyor. Gökhan bana diyor ki, Gülşah diyor, tabii ki ses kaydını açıp dinletemem ama sana dinletirim. Gülşah diyor, açıklamamda da yazdım. Ya diyor, bu nedir Allah aşkına diyor, bu magazin programı, bu fotoğraflar, şeyler, tamam kim ne yapıyorsa yapsın ama diyor, bunu çözersen sen çözersin. Ve ben devamında, tabii ki o eşiyle ve çocuklarıyla olduğu zaman ben onu rahatsız etmem, arama. O zaten müsait olduğunda arardı benim. Neyse bu konularda. Aradım, meşgule attı. Çünkü biliyorsun Bahçeşehir'de bir yere gitmem gerekiyordu ve devamında da seni aradım. Dedim ki Sinem, sen de buradasın. Biz seninle oturalım, bir yemek yiyelim. Dedim ki sen bana sizin elinize gelen ve bana gösterdiğim ve burada yayınlayamayacağımız çok acayip fotoğraflar ve ekstra mesajlar ve bilgiler de gösterdin. Dedim ki rica ediyorum bunu yapmayın. Lütfen, ilişkim var, rica ediyorum. Sen dedin ki tamam, zaten bunlar hani gizlilik olarak, hani biz bunlar ama yayınlayamıyoruz dedin bana. Biz zaten yapması gerekeni ve yapıyoruz. Sen sürekli bana sürekli dedin ki bu kadın evliyken bu adamla beraber. Ben de sana dedim ki ben bunları bilmiyorum ama tek bildiğim bir şey var ki asla ve katta, siz kendiniz söylediniz çünkü yayında, bu kadının adı başka bir şeymiş, başka bir şey çıkmış, fake başka bir şeyler falan, doğru diye anlatarak devamında bu adamda, ben bile bu sektörde olmama rağmen bu kadının kim olduğunu bilmiyorum. Hayır, bilmek de istemem zaten, aman yarabbim. Şimdi biz, ama biz, çok özür dilerim, neticede bu adam da bunu bilemez. Bu adam yanlış hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Gökhan Bey mi? Bu adam evet. Gökhan evli, Bey mi? Peki şunu soracağım. Bir dakika, benim için şunu da söyleyeyim. Bakın bu iş zaten bitti. Bu iş zaten bitti. Bir daha bunun tekrarı olmayacak. Ancak ben ilişkiniz için saygı duyuyorum. Cümlemi bitireyim. Lütfen. Şunu tek bir kere söyleyeceğim, bir daha söylemeyeceğim. Estağfurullah. Kimle beraber oluyor olursa olsun, kimle görüşüyorsa görüşsün, evet o da çok iyi biliyor ki hayatında en çok aşık olduğu ve en çok sevdiği kadın benim. Bu bir tartışmaya bile kapalı. Ancak maalesef ki bu iş burada bitti. Bir daha tekrar olmayacak dediğim gibi. Fakat tek bir gerçek var ki Gökhan mezhepsiz bir adam değildir. Evli hiçbir kadınla beraber olmaz. Biz onun için ben de bunu biliyorum. Hiç konuşmadık. Zaten şunu biz söyleyeceğim. Bunu, sen, bir dakika, buyur, lütfen. Ha. Şimdi Fatoş Hanım vurulduktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyor ve Gökhan Bey kendisine araba tahsis ediyor. Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesi için. Bunu biz ortaya çıkardık. Burada konuştuk. Fotoğrafı, videoyu ve Gökhan Bey'in arabanın başında fotoğraf. O günün akşamı Gökhan Bey bir açıklama yapıyor. Bir post atıyor. Binlerce araçların sözleşme sahiplerini tanımam imkansız. Burada Gökhan Bey diyor ki Fatoş Yerlilere verilen arabanın kim kiraladı, kimden kiraladı filan, bu konuda benim bir dahlim yoktur demek istiyor. Sonra Gökhan Bey'in dünkü açıklaması, bu süreçte Gülşah Hanım'la tekrar kaldığımız yerden devam etme, bir şans daha verme kararını aldıktan sonra kendisine durumu izah edip bilmesini istedim. Sevgi ve saygı çerçevesinde ilişkimiz giderken yine bir davette bile tanımış olsam da her kadın ve her anne hayatıma değerinin, kıymetinin çok olmasından Sarah, yani Fatoş Hanım'a hem aracımı hem de yardımcılarımı tahsis ettim. Kendi postunda 5 gün evvel binlerce aracın içinden tanımam imkansız hangi araç kime gitmiş. Dünkü şeyinde de bundan yazısı, sizin haberiniz var mı? Evet var. Bu arabanın tahsis edilmesinden. Tabii ki var. Az önce de söyledim. Bana söyledi bunu. Hatta olayın olduğu gün biz zaten benim evimdeydik. Yani benim evimdeydik ve devamında Gökhan bana bunu söyledi. Yani bakın benden gizli hiçbir şey yapmadı Gökhan. Ama benimle birlikteliğinde peki, bir Ürgüp Göreme'ye gittiğinden haberiniz var mı Fatoş Hanım'la? Ben bunu bilmiyorum. Ben bunu baş sizde başa, duydum. Baş başa bir çift daha varmış yanlarında. Tatil yaptıklarının haberiniz var mı? Yani onların daha önce Kapadokya'ya gittiğini biliyorum. Bu hanımefendi mi var yanlarında, ben onu bilmiyorum. Ancak evet, bir çift arkadaşı var. Çok da sevdiğimiz bir aile dostu arkadaşlarımızdır. Onların da isimleri geçiyor gerçi, hani hiç olmayacak şekilde. Bu kadar bilgiye nasıl sahip olduğunuz bilmiyorum. Yani
Çünkü hem doğru hem de bana ekstra yemekte gösterdiklerin ve senden bir milyon kere rica ederek, aslında ne oluyor biliyor musun? Senden bu kadar rica ediyorum ve diyorum ki yayınlama. Bilal Özbilgi'yi arıyorum. Ondan sonra Bilal diyor ki biz haberciyiz, yayınlamak durumundayız. Burada bir vurulma olayı var. Burada evet. Bir kadının öyle ya da böyle hayatını beğeniriz ya da beğenmeyiz. Evet. Orası da özel hayatı. Biz sadece haber yapıyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Evet. Burada ne var? Bu olay bana zaten 3 ay önce gelmişti. Fakat susmuştum. Fakat bu vurulma olayından sonra Bilal Özcan'ın da beni yanlış anlaması ve sen bu kadın şiddet gördün ne diyorsun demesinden sonra burada hayır bir dakika benim kulağıma gelenler var demişim ben. Anlatabildim mi? Biz zaten burada kalkıp da ilk gün demişiz ki ya bu adamın etrafında bu kadar kadın var. Niye evli bir kadınla gitsin beraber olsun ki? Onun üstüne bize anında istihbarat gelmiş. Fake adresten tanışmıştı diye. Biz bunu burada üstüne basa basa söyledik. Ayrıca biz burada ne haber yapacağımızı, istihbaratımızın kimden geldiğini, pardon da ne sana ne de Gökhan Göz'e hesap veremeyiz. Vermek zorunda da değiliz. Çünkü biz burada oturuyoruz. Haber olan sizsiniz. Burada oturan da biziz. Ben bugün Gökhan Bey'in restorantına gitsem hesap ödemek zorundayım değil mi? Hesap alamam, hesap öderim. Sen de burada hesap soramazsın. Çünkü haber olmuşsun. Senin aracın vurulan bir kadının ifade vermeye giderken kendi bindiğin aracın, Gülşah Hanım'la bindiğin aracın kadının altında. Biz ne düşündük o zaman? Demek ki bunlar hala görüşülüyor mu? Gülşah Saraçoğlu aldatılıyor mu? Bir biz şey söyleyeceğim. Mi Bilal Özcan? Evet, bunların hepsini evet. Söylediniz. Fakat şöyle bir şey var. Daha önce bir takım sıkıntılar olmuştu. Daha önceki barıştığımız ilişkilerimizde. İlişkilerimizde diyorum artık çünkü biz barıştığımızda da artık kimse yazmıyor biliyorsun. Bunlar nasıl olsa iki gün sonra yine ayrılacaklar. Çok şiddetli kavga etmişsiniz. Çok evet ettik. Siz çok ağır sözler söylemişsiniz. Evet söyledim çünkü delirdim. Kendisine. Ama şimdi herkes kitabı sonundan okuyor. Çünkü beni bu adam bu noktaya kadar getirtmişti. Ben de çıldırdım neticede. Neyse. Ha, evet, sonra bunları... neden barıştı? Ya ben şunu çok merak ediyorum. Evet. Bir erkek olarak. Vallahi billahi. Bir erkek olarak şunu çok merak ediyorum. Evet. Gökhan Göz'de ne var? Neden bu kadar Gülşah Saraçoğlu gibi Türkiye'nin en güzel hanımlarından, en kariyerli hanımlarından birinin bu kadar cazip, birine bu kadar cazip geliyor. Dönüyor dönüyor Gülşah Hanım tekrar barışıyor. Yine barışacak mısınız? Hayır barışmayacağım. Bak bu emin defa. Emin misiniz? Çok bir daha barışmayacaksınız. Son Türk televizyonlarında ilk defa bu defa barışmayacağım. Peki. Yani. Ne var Gökhan Bey'in neyse cazip ne olur onu söyleyeyim. Ya şöyle söyleyeyim, ya bir şey ediyor. Cazip falan olayı değil yani. Bizim bir kere her şeyden önce enerjimiz çok tutuyor. Çünkü İkimizin de çok fazla ortak noktası var ve biz çok eğlenen gülen bir çiftiz anlatabiliyor muyum? O da zaten bana döndüğü gibi ben hayatımda senin kadar bu kadar seninle eğlendiğim kadar seni bu kadar ayrıldığımda pişman olup özlediğim kadar bu kadar hani sana aşık olduğum kadar hiçbir kadını sevmedim. Yani yanında o var bu var yazık onlara da. Niye? Çünkü yanında o varken düşünse beni düşünerek kadınla oturuyor. Yani daha kötü bir şey olamaz yani. Sen hangi kadınla oturuyor? Sen de kibariye gibi oldun. Hangi kadın? Ne gibi? Kocam da kocam. Ne dedi? Kibariye geldi kibariye. Ne dedin sen? Kibariye ne gibi sen? Oldu. Görüyor musun? Yok hayır artık bitti yani. Ben şimdi bunları artık ne var biliyor musunuz? İlk defa ayrıldığım için üzgün değilim. Dün sinirliydim ama üzgün değilim. Çünkü ben çok değerli bir kadınım ve çok kıymetli bir öylesiniz. Kadınım. Öylesiniz. Bugüne kadar her zaman kendi ayakları üzerinde duran... Çocuğunun babasından nafaka bile almayan, kendi tek başıma aslanlar gibi bir evlat büyüten ve kimseye muhtaç kalmayan bir kadınım. Allah da muhtaç etmesin zaten. Amin. Bir gücüm de olmayabilirdi. Param da olmayabilirdi. Peki, giderdim temizliğe giderdim. Yine bakardım peki, hayatıma. Peki, evet. Sevdiğiniz erkeği yere göğe koyamadığınız, tekrar tekrar kendisine döndüğünüz erkeği elinden almaya çalışan, elinizden almaya çalışan bir kadın. Evet. Bir kadın diyelim ki Fatoş Hanım. Fatoş Hanım'a her şeyi yapar mıydınız? Şey. Ne yapar? Her şeyi yapar mıydınız? Aradan çekilsin diye. Allah aşkına Bilal abi şimdi konuyu nereye getireceğini biliyorum. Ben şimdi hemen sana söyleyeyim. Abicim ben şöyle bir şey var ki. Ben bir kadın gördüğüm zaman ben karşı kaldırıma geçip bay bay derim. Konu kapanır. Ben düşünmem. O düşünsün bensiz kaldı. Hayatında bir kadın varsa giderim diyor. Fatoş Hanım hiçbir kötülük yapmayı düşündünüz mü? Niye düşüneyim? Kim ayol o? Ben aradan ne yapacağım ona? Diye. Ama ya şimdi Allah bu soruların aşkına. Da senin. Ama senin ben soramadım. Allah Allah. Ya ben soramadım. Efendi ister cevap verir ister vermez. Tamam da yani şimdi yani. O kadar. Zaten ya bu konular niye çıktı bu kadar büyüdü? Ya. Fatoş Hanım'a saldırı olduğu için büyüdü zaten. Yani bu konunun büyüme sebebi saldırı olması. Ki, bir kadının canına kastedilmesi, teşebbüs edilmesi. Hanımefendi istediği kadar burada...
benim için bitti. Ben tamam çok rahatım, ilk defa üzülmüyorum falan desin. Ben onun çok duygusal bir insan olduğunu çok iyi tabii biliyorum. Tabii duygusalım Allah'a, sevdiğim ben bir adam var neticede. Evet, çok sonuç itibariyle bitti. Çok iyi biliyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın Gökhan da şu an o yazdıklarından, oraya yazdıklarından ve de bütün sana kim o bilgilerin nereden, kim sana bunları getirdiyse şu anda nasıl pişman olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü şu anda saçma sapan böyle mezhepsiz bir kadın yüzünden. Çünkü Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak Gökhan'ın adı bu kadar çıkıyor. Diğer adamlar, diğer olaylar, Allah'ın sahte kimliklerle otellerde, futbolcularda nikah kıymalar. Bu kadın evli arkadaşlar ki beni yine ilgilendirmiyor ama tutamıyorum kendimi. Bu arada Berdan Mardini'ydi. Çok severim. Yıllar önceden tanıdığım, çok sevdiğim, çok da düzgün bir adamdır. Onu senin da peki bu çok posta kutuna bıçak bırakılma ya olayı? Ya onu bilmiyoruz. Onu araştırıyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz yani. Ne bu yazıyordu orada? Sadece ismim ve posta kutumun aynı günlerdeydi. Fatoş Hanım'ın vurulmasından 2-3 gün önceydi. Hanımefendinin, Gülşah Hanım'ın böyle posta kutusuna bir bıçak bırakılmıştı. Evet. Böyle bir olay. Peki evet, sizin çok büyük bir çevreniz var ve sizin bu olaylarla bir ilgisi olabilir mi bu bıçak olayının? Zannetmiyorum. Bilmiyorum ki ne çıkacağını. Ya çok enteresan yani bir şey. Bakın şimdi ortada kendini fake adresle tanıtan bir kadın, ünlü bir adamın karısı, ortada Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi. 3 gün önce Gülşah Saraçoğlu'nun posta kutusuna, ki Gülşah hani güvenli olmayan bir apartmanda oturmuyor ki. Yok. Gayet evet, güvenlikli bir yerde oturuyor. Bir evet, bıçak bırakılıyor. Gülşah yazılıyor. Ay ne Gülşah'mışım ya. Fatoşa Hanım'a silahla saldırı yapılıyor. Gülşah Hanım, sizin evet, her çevreden dostunuz var. Evet. Sizin mafyadan da tanıdıklarınız olduğunu duymuştum. Hmm. Doğru mu? Var mı mafyadan tanıdıklarınız? Yok valla mafyadan tanıdığım mafya falan camiasından. Yok mafya camiasından tanıdığım diyorsunuz da hani bu ne, nasıl söylenir bilmiyorum ki. Yani herkes herkesi tanır. Ama şimdi konu ne? Şimdi ben şimdi birilerine... Yani şunu söylemek aman istiyorum. Bana birisi değilim, sizin konuk olacağınızı söyleyince yazmış. Diyor ki Gülşah Hanım bir yerde bunu anlatmış olabilir. Dostlarına anlatmış olabilir. Gülşah Hanım'ın haberi olmadan onlar bazı şeyleri görev bilmiş ve o olayı da gerçekleştirmiş olabilirler. Arkadaşlar bir böyle, şey söyleyeceğim. Bir böyle kere bir iddia, böyle bakın, bir şey. Bunu söyleyen şimdi, bana son derece ciddi tamam, bir insan. O yüzden ben size tamam, aktarıyorum. Okay, ben siz şimdi mi vurdurdunuz? Yok yok, daha neler. Bir de şey şimdi bu kelimeleri şey kullanmıyoruz Bilal Özcan. Ben, ekranda yasak. Ben gazeteci olarak söylüyorum, istediğinizi gazeteci, söyleyebilirsiniz. Gazeteci tamam. Yani ben, şöyle hatırlı sonra, kişiler hanımefendi diyelim. Hanımefendi ister söyler ister söylemez. Eli kozlu. İster cevap verir ister vermez. Ya havle bela kuvvet illa billah illazim. Sen gazeteci olarak sor da mesela şöyle de ağır abiler olur ya gibi. Anlattım söyledim ya, bari söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere yine söylüyorum en başından sonra. Konu benim konum değil. Sadece bir takım saçma sapan ithamlara Gökhan tarafından maruz kaldığım için ve bu kadınla olan maalesef ki bu mezhepsizliklerin içerisinde kendi adım olduğu için. Çünkü böyle bir kadınla ben fotoğrafımın ekranda bile yayınlanmasından son derece utanç duyuyorum bir anne olarak her şeyden önce. Utanç duyuyorum. Ben ilişkimin sonuna kadar arkasındayım. Bitse de arkasındayım. Bir daha barışma falan asla olmayacak. Bakın bu kayıtlara geçti, bitti. Evet. Ha bugün Gökhan'ın bir şeye ihtiyacı olur. Bana ihtiyacı yine giderim. Problem yok. Ama bir daha barışma olmayacak. Ama ne olursa olsun bu konu, bu kurşunlanma olayı beni alakadar eden bir şey değil. Sonuna kadar da bu mezhepsizliğin çok dışında, sonuna kadar da bu zavallı kadın için söylemiyorum. Yani zavallı yani, anlatabiliyor muyum? Zavallının teki. Bu kadın için bunu söylemiyorum ama genel olarak kadına şiddete son derece karşıyım. Ama bugün bunlar neden yaşandı? Bu kadının başına niye geldi? Kendi dediğim gibi mezhepsizliğinin cezasını mı çekiyor? Nedir? Beni hiç ilgilendirmiyor. Her ne yaptıysa yaptı. Tabii ki sonu bu olmamalıydı. Tabii her ki türlü şiddetin karşısındayız. Keşke böyle olmasaydı. Bizi de evet, ne yaptığı hiç ilgilendirmezdi. Lakin bu kadın Berdan Mardini'nin karısı ve bu adam da Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi. Evet. Yoksa evet, biz bu olayları ne duyardık ne bilirdik. Bu haber ana haberde çıkardı ve kapanırdı. Aynen öyle. Sen bana az önce ne dedin? Tam ben buraya oturduğumda bize ihbar hattından şey geldi. Dün gece de beraberlermiş diye bir şey söyledin bana. Evet bize, ben bize bir şey geldi. Bilmiyorum. Bir yer bildirim şeyi, çok enteresan.
Ki ben hayatta o karşı tarafı yani bir şey gösterdin bilmem. Bana sen. Güya Gülşah Hanım Gülşah Hanım diyorum ya. Fatoş. Fatoş Sara Gamze 3 adını söylüyorum. Güya bir kuaförden çıkmış. Bakın bu bize gelen bu bakın. Bu ne? Şimdi bize böyle yer bir şey geldi. Yer bildirimi değil mi bu? Ben evet. Bunları hiç anlamıyorum. Şimdi burası, zannedersem Gökhan Bey'in restorantına yakın bir yer. Evet. Ve Fatoş Hanım'ın orada bir kuaförden çıktığını gösteriyor değil mi bu? Evet evet. Evet ve oraya çok gidiyor. Bu yer bildirimini oradan çok sık yapıyor Fatoş Hanım. Bu ne zaman daha geldi? Ben hiç görmedim. Bu ne zaman daha önce geldi? Daha önce de gelmişti bu bir yerden bana. İşte bakın ya bak Bilal Özcan'a da gelmiş. Bizim WhatsApp ihbar hattımıza da bu geldi. Evet. Reklama gidiyoruz. Reklam dönüşü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi efendim Gökhan Bey'in bu kadar gündem olmasının sebebi Gülşah Saraçoğlu'dur. Çünkü bir futbolcu daha var başrol iddiası. Şimdi bize son dakika gelen bir kağıt var. Fatoş Hanım'ın ve o futbolcu beyin kendi aralarında böyle espri şeklinde bir nikah kıymışlar. Bu o bey adı neydi ben unuttum artık liste kapı. Erkin. Erdinç Bey. Ha Erdinç Bey. Bakın Fatoş Hanım'la ve Şile'de bir nikah kıyıyorlar. Çünkü yer Şile diyor. Otel odasında. Ya onu bilemem. Gölde öyle, mi? Öyle nerede? Otelde mi? Öyle mi yazmışlar? Öyle yazmış. Aman Sinem, gelen... aman Sinem dikkat et. Bunu da direkt ben size vermiş olmayayım. İstihbaratınız benim. Elimize gelen son nikah olayı da bu. Böyle kendi aralarında bir şey yapmışlar. Bu futbolcu beyle de iddialara göre Fatoş Hanım'ın ismi anılıyor. Bunu da yapmış yani. Peki şimdi soru şu. Evet. Yani Berdan Mardin'i ben değilim diyor. Fatoş Hanım beni eski eşim, boşandığım eşim vurdurdur dedi. Hanımefendi benimle hiç ilgisi yok zaten diyor. Gökhan Bey'e sorsak o da benimle ilgisi yok diyecek. Yok canım. Peki benim. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Ben bilmiyorum. Yani ya siz de az çok bu olayı artık yani bildiğiniz. Orada çoklu bir ilişki olduğu için yani. O tarafta çoklu bir ilişki olduğu için kimin ne yaptığını ben bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor zaten. Çok geçmiş olsun yani yazık günah. Yani. Ama bir tane faili var olayın mutlaka. Herhalde var yani. Var. Zaten bir an mutlaka, önce emniyet mutlaka. Güçleri bunu ortaya çıkaracaktır. O zaman hepimiz rahatlayacağız. Sen programın başında Bilal Özcan kadına şiddet... Ben kadına şiddet diyorum. Tabii ki kadına şiddet. O kadın ne yapmış, ne yaptıysa ben yaptı. Ben de aynısını söylüyorum. Ne yaptıysa sonu yaptı. Sonu asla bu kocasını olmamalı. Kocasını aldattı. Öyle başka erkekle çıktı. Allah şunu yaptı, bunu yaptı. Ne yaptıysa kadına şiddet asla. Kadına asla, şiddeti asla. Zaten biz konuşmuyoruz ki. Biz hep asla, bu hikayeleri asla. Maalesef şeyi konuşuyoruz. Bir kadına biz. Suikast, yılan hikayesini. Vurulması ve size de bir şey söylemek hiçbir istiyorum. Hiçbir canlı zaten tabii böyle ki. Bir şey size asla de bir hak şey etmez. Söylemek evet. istiyorum. Lütfen üzülmeyin ayrıldık falan diye. Yani öyle bir şey duygu içinde olmayın. Zaten sizi bence taşıyamıyordu beyefendi. Onu da burada söylemiş olayım size. O da benim düşüncem fikrim. O konuda da pek çok insan da öyle düşündü. Yani ne zaman Gökhan Bey'den laf açılsa canlı yayında. Ne zaman söz açılsa canlı yayında. Sürekli canlı yayın yapıyor Instagram'da. Sürekli. Evet. Ve o canlı yayınlar sırasında da o sizin Fatoş Hanım'la ilgili birbirlerine kalp atmalar filan falan yani. Bunlar da var. Biliyor muydunuz bunları? Ben bunları bilmiyordum. Ben burada gördüm. Yani öyle bir şey ki ben mesela ayrıyken çok bile ayrıyken bile evet biz birbirimizi söylüyorum fake hesaplardan falan birbirimize bakarız arada. Ama benim işim gücüm yok. Ben sanki evde boş boş oturan bir kadınım. 7/24 oturup Gökhan'ın canlı yayınında yaşamıyorum arkadaşlar. Bu o kadar saçma bir şey ki. Bunu bile ben nereden bulacağım da çekici. Benim bir hayatım var. Hanımefendi, ya olacak işler değil yani. Paylaştı bugün. Altına ne kadar tebrik, ne kadar çok tebrik. Gülben Ergen'den de tebrik gelmiş. Kim? Seda Sayan'dan da tebrik gelmiş. Gülşah mı? Önüne bak diyorlar, önüne bak. Sen Gülşah Saraçoğlu'sun, önüne bak diyor. Diye hep böyle kutlamalar geliyor. Evet, bir şeyler. Bu destekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ya biz ikimiz evet birbirimizi sevdik. Onun çevresinde de beni ona yakıştıramayan da olmuştur. Yani... Benim çevremde de oldu. İnsanlar neticede ben bu ilişkiye başladığım zaman ben mutluysam arkadaşlarım benim yanımda oldular. Tabii. Mutsuz olduğumda da her zaman yine yanımda oldular. Neticede konu yakışıp yakışmamak değil. Yani ben sevmişim arkadaşlar. Ben sevmişim, ben yakıştırmışım. O sevmiş, o yakıştırmış. Bitti. Bu bizim ikimizin problemi. Yakışıp yakışmama konusuna insanlar dışarıdan nasıl bakıyorlarsa saygı duyuyorum. Problem yok. Evet. Ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibariyle böyle bir ayrılık gerçekleşti. Hem de evlilik kararı alınmışken ve bu gerçekleşecekken böyle bir durum ve bu kadar çirkin bir bitiş sebebi. Geçen çarşamba evleniyorduk diyor.
bu geçen olayları verdiğiniz gün. Evleniyorduk. Evet. Kendi aranızda mı evlenecektiniz? Yok, o çıktığı nikah gibi bir durum değil. Evet, gizli gizli. Gizli. Evet. Ama maalesef. Belli miydi? Tabii ki canım. Kimdi benim nikah? Doktorum Berker Büyükgüral. Onun da çok yakın arkadaşı, çok da sevdiğimiz bir aile dostu falan filan. Neyse, bu olma, artık bitti yani. Tekrar bir soruyorum. Daha da bunun tekrarı olmayacak. Tekrar, bu konuyu da buradan kapatıyorum. Tekrar soruyorum, kim vurdurmuş olabilir sizce? Ay, ben ne bileyim Bilal abi. Aa, ben ne bileyim. Yok değil mi? Benim olabilir mi böyle bir şey? Seyircilerden havai fişek patladığına ben şey, korkan kadınım. Bir şey biliyorsanız. Fatoş Hanım'ı kim vurdurdu? Suikastı kim düzenledi? İki çocuk annesine. Bir şey biliyorsanız, bir şey duyuyorsanız, herhangi bir kanıt, bir şey varsa lütfen ihbar hattımıza bildirsinler. Sinan, niye gülüyorsun? Yani Bilal Özcan'ın böyle gerçekten aslında şey, çok muhteşem bir araştırmacı gazeteci ya. Evet, ay, çok şükür. Yılların Bilal Özcan'ı ya. Gülşah Saraçoğlu, sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bilal ederim. Bilal Özcan. Bitti, evet, program. Peki, senin bulaşık makinesi geldiyse. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Klima geldi mi? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi aldı Bilal Özcan arkadaşlar. Son dakika sıcak bir gelişme ya oldu. Ya hayır, servis gelecekti. Herkese sonsuz teşekkürler. Servis gelecekti. Niye öyle dedin? Efendim, öpüyoruz.